Merhaba, 10. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her pazartesi saat 16'da programımız yayınlanıyor ve İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor. Bugünkü konumuz sanayi, kent ve toplum sağlığı. Konuğumuz Profesör Onur Hamzaoğlu. Kendisi Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı eski başkanı. Şu anda Kocaeli Dayanışma Akademisi'nde ders veriyor ve Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız diyerek girelim programa. Vallahi nasıl olalım? Öncelikle iyi olmak zorundayız ve iyiyiz. Bir tanesi o. Umudumuz var çünkü. Bununla beraber karanlık günler yaşıyoruz. Daha bugün itibariyle sabaha karşı 318 hayırcıyı ve hayır örgütleyen insanı yaka paça gözaltına aldılar. Evlerinden, yataklarından kapıları balyozlarla kırarak gözaltına aldılar. Kocaeli'nde Dayanışma Akademisi'nin öğretim elemanlarına destek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı biber gazı ve suyla dağıtmak isteyip 10 kişiyi gözaltına aldılar. Yine aynı şekilde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü girişinde en son 285 numaralı kanun hükmünde kararnameyle, pardon 86, kamudan çıkartılan öğretim elemanları adına yapılacak olan basın açıklamasını bir grup taşladı. Polis sizi koruyamam dedi. Yaralanan arkadaşlarımıza müdahale ettiler. Böyle bir aşamada nasıl olmak sorusuna iyi olmak zorundayız, onun için söylemiştim. Benzer şeyleri sıklıkla yaşıyoruz bu ülkede. Evet. Konumuz da esasında çok birbirine yakın konular. Neden? Doğa için mücadele dediğimiz şey esasında bir dönemler özellikle ülkemizde de bu işin başlangıcında evcil hayvanları sevmek, onlara iyi davranmak, evimiz önünü temizlemek, bahçedeki ağaçları budarken dikkatli olmak gibi algılarla yürütülmeye çalışılıyordu. Ama görüldü ki bugün için ciddi bir talan var ve bu talan ülkemizde ve dünyada sadece ve sadece patronların çıkarı için yapılıyor. Onlar biraz daha ayakta durabilsinler, onlar biraz daha sermayeler adına nefes alabilsinler diye yapılıyor. İnsanları yok sayan yaklaşımları artık doğayı da uzun zamandır yok sayıyor. İşte o nedenle doğa için mücadele esasında günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında hem anti-emperyalist bir mücadele hem de antikapitalist bir mücadele olarak ele almak gerekiyor. O bakımdan bu işte var olmak böyle bir adım ve böyle bir perspektifle var olmayı gerektiriyor. Kendi özel yaşantılarımızda da sizler de deneyimliyorsunuzdur. Bunun hep örneklerini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Peki, aslında programımızın ilerleyen dakikalarında belki değineceğimiz konuların bir kısmına değinmiş oldunuz açılışta ağır gündem nedeniyle. Evet. Şimdi isterseniz kitaptan bahsedelim. Çünkü tabii. Biz aslında bugünkü programda Kocaeli ile ilgili bir şeyler konuşacağız. Evet, haklısınız. Bir kitap var sizin tarafınızdan hazırlanan. Evet. Kocaeli'nde Sanayi, Doğa ve İnsan adı altında. Evet. Çok sayıda akademisyenin katkıda bulunduğu çalışmalarıyla evet. Bir kitap. Evet. İsterseniz hem bu kitapla başlayalım ama nasıl hazırlandığıyla ilgili. Bir taraftan da toplum sağlığı nedir? O konuda biraz bizi bilgilendirirseniz. Tabii. Şöyle söyleyelim. Sağlıklı olmak diye ele alındığında ilaç, hastane, hekim, hemşire gibi doğrudan sağlık hizmetleri anlaşılıyor. Ve bunlara ulaşıldığında da kişilerin ya da toplumun sağlıklı olacağı düşünülüyor. Öyle, oysa o değil. Pek çok çalışmada kanıtlandı ki sağlık hizmetine ulaşabiliyor olmak, eksiksiz ulaşabiliyor olmak bile kişilerin ve toplumun sağlıklı olmasını sağlamıyor. Çünkü beslenmeye gereksinim var öncelikle, yeterli ve dengeli. Sağlıklı barınma koşullarına gereksinim var. Eğitime gereksinim var. Temiz içme kullanma suyuna gereksinim var. Bunun yanı sıra aynı şekilde temiz havaya, temiz bir çevreye, insan için düzenlenmiş kentsel bir yaşantıya gereksinim var. Ve benzeri artırabiliriz. İşte böyle bakıldığında ele, toplum sağlığı dediğimiz şey esasında, toplumun yaşadığı günlük hayatın tüm alanlarının insanı özne olarak kabul eden,
bir hedefle kurgulanması ve sürdürülmesidir. Bunun olmadığı yerlerde, mekanlarda, ülkelerde, bölgelerde insan sağlığından ya da onun bütünlüğü olarak toplum sağlığından bahsetmemiz mümkün değil. Yine burada baştaki alıntıya geliyorum. Bu yaşadığımız sistem içinde, işte siyasi olaylardan tutun da ekonomik olaylara, doğa olayların süreçlerine, kentlerin planlanmasına sağlıklı olmamız mümkün değil. Bakın, 94'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarda bulunanlar çok değil. 10 gün kadar önce ben kentte, yatay kentte yanayım diye açıklama yaptı. Ama Fikirtepe'de, Ataşehir'de, Ataköy'de, diğer tarafları buraları saymıyorum, stüdyomuzun olduğu bölgeleri saymıyorum. Yolun kenarında yürüyecek yolunuz yok. Araçla geçerken de binaların değil, betonun altında hissediyorsunuz kendinizi. Tünelden geçiyor gibisiniz. Kente tonlarca 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 beton dökmeyi kentleşme zannediyorlar. Yerel yönetimler de esasında tarihsel olarak tam da AKP'nin ya da Refah Partisi'nin diyelim Türkiye'de belediyeciliğe başlama yılıyla öncesi arasında dünya genelinde bir farklılığa denk geliyor. 17. yüzyıldan merkez kapitalist ülkelerde, emperyalist ülkelerde, 20. yüzyılda 1980'lere kadar, bizim gibi ülkelerde de 19. yüzyıldan 1980'lere kadar bir sosyal belediyecilik anlayışı hakim olmuş. Bununla ilgili olarak da esasında topluma pek çok olanağı sunan, işte elektrik belediyeler tarafından sağlanmış, doğalgaz belediyeler tarafından, ulaşım belediyeler tarafından sağlanmış. Dikkat ederseniz böylece kamusal bir hizmet olarak sunulmuş. Böylece de aynı zamanda bir ucuzluk söz konusu. Yani maliyetine süreci çeviren miktarlardaki ücretlerle sunmuşlar. Neden? Burada bile daha büyük baktığımızda şunu görüyoruz. Maalesef kentte yaşayan işçilerin ailelerinin ve o işçilerin oradaki yaşamlarını koordine edecek kamu hizmetlerini sunan memurların ve onların ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için değil. Doğrudan doğruya işçileri o kentte fabrikanın istihdam eden patronların maliyetini azaltmak için, işçilerin sosyal yaşantıları için ayırmak zorunda oldukları giderlerin bir şekilde esasında kamu tarafından finanse edilişini görmek mümkün burada. Ama 80'lerden sonra yerel yönetimlerin kentteki yapılanmaları değişiyor ve bir diğerinden farklı olarak neoliberal belediyecilik ya da yerel yönetim anlayışı demek mümkün. Para bu, kaynaklarında da bir artış gözleniyor. Tabii, işte burada kent rantı gündeme geliyor. Özellikle kent İstanbul'da yaşadığımız gibi, Anadolu'nun pek çok kentinde gördüğümüz gibi, belediyeler daha önce sundukları hizmetleri özelleştiriyorlar ve taşerona devrediyorlar. İşte biliyoruz kendi kentlerimizden de, otobüs ulaşım hizmetleri bir şirketin, temizlik işleri başka şirketin, diğer alanlar başka başka şirketlerin, doğalgaz başka şirketin ve hepsi bir işletme şeklinde doğrudan doğruya rant yaratma üzerine dönük ve toprak rantı yaratmaya dönük bir yapılanma var. İşte ortaya çıkan şaibelerle, belgelerle, Sayıştay raporlarıyla Türkiye'de belediyelerin esasında 90'lı yıllardan beri rant belediyeciye döndüğünü söylemek mümkün. Günümüzde esasında bu kentlerdeki yaşadıklarımız gelişi güzel, Türkiye'ye özgü ya da bu kentlerin A kentine, B kentine özgü değil. Genel anlamda sistemin bir kucaklayışı olarak gidiyor maalesef. Peki, Kocaeli'ne gelelim isterseniz. Tabii. Şimdi Kocaeli'nde çok önemli bir araştırmaya imza attınız. Sadece siz değil, ekip olarak. Burada tabii sanayileşme, sanayi daha doğrusu tabii. Önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Yerel yönetimin aldığı tutum karşımıza çıkıyor. Tabii hava kirliliği esas incelenen. Doğru. Bu biraz teknik bulgularıyla beraber açıklayabilir misiniz? Tabii orada da bir hikayemiz var yine. İnsan olunca her yerde bir hikayesi oluyor ister istemez. Ben Kocaeli'ne 2001 yılında göreve başladım Kocaeli'nde. Ve Kocaeli'ni tercih ediş nedenlerimin en önemlisi de sanayi kenti olması. Özellikle halk sağlığı, işçi sağlığı ve güvenliği adına yapacak işlerimizin çok olması. Yapacak işler derken bir sihirli değneğine sahip değiliz tabii ki. Bir durum tespiti yapmak ve öneriler gerçekleştirmek ve niyeti olan yerel yönetimler ve
merkezi yönetimlere sorunun boyutlarını göstermek ve çözüm önerilerimizi getirmek. Esas amacımız bu olabilir zaten bu boyut itibariyle. Diğerini iktidara geldiğimiz zaman ayrıca düşünüp tasarlayabiliriz. O dönemde Kocaeli'nde hiçbir veriye dayanmadan doğrudan doğruya Sanayi Odası'nın elindeki envanteri kullanarak Kocaeli'deki sanayiye dayalı bir tehlike haritası çıkarmak istedik. Resmi olarak yazıştık kendileriyle, eldeki verileri istedik, fabrikaların ham maddelerini, üretim kapasitelerini, emisyonlarını ve benzeri. Ansiklopedik bilgiyle bir Kocaeli'de durum tespiti yapacaktık. Fakat onlardan bir yazı, telefon geldi, resmi bir telefon. Dediler ki, bu istedikleriniz ticari sır. Çok mutlu olduk konuyla ilgili olmanızı ama veremiyoruz. Sonra öğrendik ki bu sır, oralarda bir olağanüstü durum gerçekleştiğinde, bir patlama, bir yangın gerçekleştiğinde müdahale edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü için de geçerli. Düşünsenize itfaiye erleri oraya gittiklerinde neyle karşılaşacaklarını tedbirini almadan gitmek zorunda bırakılıyorlar. Türkiye'de mevzuat bu boyutta. Onun üzerine biz madem şehrin geneliyle ilgili bir çalışma yapamıyorsak, sahanın en yoğun olduğu yere ilgili bir çalışma yapalım istedik ve o dönemde Dilovası henüz beldeydi 2004 yılı itibariyle. Dönemin ilçe belediye başkanı, belde belediye başkanıyla görüşüp defin ruhsatlarını, ölüm kayıtlarını istedik. Oradan ölüm nedenlerini çıkardığımızda gördük ki Türkiye'de 100 ölümden yaklaşık 13'ü, dünyada 100 ölümden 12,5'ü ortalama olarak kanser nedeni ölüm olmasına rağmen Dilovası'nda 95 ila 2004 arasındaki 100 ölümden 33'ü kanser nedenli ölüm. Bunu bir ön rapor olarak dekanlığa, rektörlüğe, Büyükşehir Belediyesi'ne, valiliğe iletilmesini sağladık. Bir sorun var. Ve öylece konu gündeme geldi. Ardından 2005 yılının hemen başında yeni bir araştırma yapıp Dilovası'nda ölenleri evlerinde tek tek ziyaret edip bu kayıda dayalı araştırmayı doğrudan doğruya insanlardan veri toplayan bir biçime dönüştürdük. Aynı şeyi orada da gördük. Ama orada analizlerimizi biraz daha ilerletince gördük ki Dilovası'nda 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanserden ölme riski daha kısa süre orada yaşayanlara göre 4,5 kat daha fazla. Bu konu bu şekilde ele alınınca biz bu bilgileri doğrudan doğruya verinin sahipleriyle toplumla paylaştık, kamuoyuyla paylaştık. Akademik anlamda kendi uzmanlık alanımızdaki akademisyenlerle tartıştık kongrelerde ve bu kamuoyuna mal oldu. Ve 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu Dilovası ile ilgili olarak. Umutlandık gerçekten. O akademinin verdiği naiflikle de olsa gerek. Meclis ele aldı. Evet biz de ödevimizi yapmış olduk. Çaba gösterelim ve gelişmeleri görelim diye. Maalesef meclisin raporuna ve kararına rağmen Dilovası'ndaki durum iyileşmedi. Aksine kapasite artırıldı, fitursuz bir şekilde yapılması gerekenler yapılmadı ve sorun büyüyünce… Bazı görselleri de bu arada görüyor arkadaşlar. Evet, o veriler… yorum yapmak isterseniz. Doğru, evet. Bu boyut itibariyle. Ve biz gördük ki bu anlamda yaptıklarımız yetmiyor. Biliniyor olmasına ve görünüyor olmasına rağmen biz… verilendirmeleri ve yaşananları sayıya dökmeyi devam etmemiz gerektiğini kavradık ve 2008 yılında bir proje hazırladık. Bu projemiz sahanın en yoğun olduğu Dilovası'yla Kocaeli hiçbir sanayi yapısının olmadığı o tarih itibariyle Kandıra ilçesinde hava kirliliği tespitleri yapalım, var mı yok mu bakalım, hava tozun içinde ağır metaller neler var ona bakalım, bir de insana değen kısmına bakalım. Gebeleri izleyelim, annelerin ilk sütünde bu ağır metaller ne durumda, bebeklerin ilk kakalarında bu ağır metaller ne durumda ona bakalım diye bir proje sunduk. Bu proje etik olarak ve bilimsel yöntem olarak üniversite tarafından değerlendirildi ve bütün fonlaması üniversite rektörlüğünce yapılmak üzere kabul edildi. Biz de araştırmamıza başladık. Çıkan sonuçlar tabii ki beklediğimiz gibiydi. Hava kirliliği Dilovası'na mahsus değil. Buraya kadar şunu anlıyorum. Aslında kamu idaresi tarafı bu araştırmayı destekliyor bu noktaya kadar. Tabii şu ana kadar evet. Evet. Dediğiniz gibi. Peki siz devamını evet, diyelim. Evet güzel. Veriler çıkmaya başladı. Her iki ilçede hava kirliliği ölçümleri yapılıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından. Oradan hizmet satın alıyoruz.
Onun dışında aldığımız örnekleri, doğan bebeklerin ilk kakaları, annelerin ilk sütlerini de Bursa'da yine TÜBİTAK'ın araştırma merkezine gönderiyoruz. Uluslararası akredite laboratuvarlar bunlar. Yani her yerde geçerli sonuçları. Bir bakmaya başladık ki evet, yani Kocaeli'nin hem Dilovası'nda hem Kandıra'da hava kirliliği var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının üzerinde, onu da biraz sonra konuşuruz. Ve hava kirliliğini oluşturan tozun içinde de ağır metaller var. Yüksek oranlarda, olması gerekenin üzerinde. Ama bu Dilovası'nda Kandıra'ya göre doğal olarak daha yüksek miktarlarda. Aynı şekilde annelerin ilk sütünde de havadaki ağır metaller yüksek derecede, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre, sınırlarına göre yüksek derecede var. Yani anneler bebeklerine beslemek için süt emzirirken ağır metalleri emziriyorlar. Ve bebekler hiçbir şey yiyip içmeden dışarıdan da, anne kanından beslenirken oluşan ilk kakalarında da havada bulduğumuz ağır metallere rastlamış olduk bu çalışmalarda. Ve bu süreç içinde de Kocaeli'ne yeni bir demir çelik fabrikası yapılma döneminde gazeteciler bu araştırmanın sonuçları, çıkan sonuçları nedir diye sorduğunda onları paylaştık. Çünkü sonuçta bu veriler Kocaeli'de yaşayan herkese ait veriler. Onlardan saklanamaz. Toplumsal sorumluluğumuz da bunu gerektirir. Çünkü biz yeni bir şey üretmiyoruz. Daha önce üretenlerin devamını üretiyoruz bilgi olarak da. Ve ondan sonra kıyamet koptu. Biraz önce söylediğiniz gibi. Desteklenen şey birdenbire daha önce birlikte Meclis Araştırma Komisyonu'nda beraber çalıştığımız, sonra beraber araştırma yaptığımız Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı Murat Tuncer, daha sonra Hacettepe Rektörü oldu. Beni YÖK'e şikayet etti. Halkta panik yaratıyor, kanserle ilgili açıklamalar yapıyor diyor. Halbuki kanserle ilgili bir açıklama yapmamıştık, ağır metallerle ilgili açıklama yapmıştık. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı hala da başkanlığı sürdürüyor. Kara Osmanoğlu Bey. O da beni şarlatanlıkla suçladı. Kendisi mahkum oldu. Tazminat ödemeye de mahkum oldu ama hala hakimin kararını bekliyoruz. 2016 Mayıs'ında almış olduğu kararı yazıya geçiremedi. Türkiye'de hukuk böyle işliyor. O dönemde üniversite rektörü Sezer Şener Hanım, Sezer Şener Komsuoğlu bu yapılanmanın içinde yer aldı ve hakkımda idari soruşturmalar, ceza soruşturmaları başlatıldı. 5,5 yıl sonra bütün bunlar bitti ve evet, suçsuz ve yapması gerekeni yapmış kararıyla karşılaşmış olduk. Elde ne var? Elde bir Dilovası artık hem Türkiye'ye hem dünyaya mal olduğu, sanayinin insanlara nasıl zarar verdiği ve önlenebilmesi için de neler olduğu, artı daha önce o bölgede inşaatı sırasında organize sanayi bölgelerinin yapılması gereken arıtma tesislerinin önemli bir bölümü yapılmamıştı. Onları zorunlu olarak yapmak zorunda kaldılar. En azından bunları bu çalışmalarla sağlamış olduk. İşte bunlar sürerken, bu çalışmaların içinde olurken bir de genç arkadaşlarımla, bölümümde asistan arkadaşlarımla ve diğer öğretim üyesi arkadaşlarla dedik ki bu yaptıklarımız, bu süreci hep beraber yaşadık, bir serüven bu, kalıcı olsun. Bir de Dilovası'nın dışında Kocaeli'deki büyük sanayi alanlarını, petrokimya sanayi, lastik sanayi, demir çelik sanayi, çimento sanayi gibi bunların sağlık etkilerini de paylaşalım okuyucularımızla. Hem de üretim boyutuyla etkilerini paylaşalım. Türkiye'de ne kadar üretiliyor? Efendim, bu üretilenlerle ortaya çıkan emisyonlar nelerdir? Bunların sağlık etkileri nelerdir? Şeklinde ve gördük ki Türkiye ve Kocaeli enerji tüketimi yüksek. İnsana ve doğaya zararlı emisyonu fazla. Batının, yani kıta Avrupa'sının üretimden vazgeçmekte olduğu sanayi alanlarına. İşte hurda demirden demir çelik üretme, çimento gibi alanlara kaymış durumda. Bunu en azından bu kitabımızda teşhir etmiş olduk. Bu kitabınızda aslında çok detayına girmedik ama kalın bir kitap. Endüstri bazında da bir takım çalışmalar, evet, var. Yani boya, petrokimya, bunların hepsini, evet, ayrı ayrı ele almışsınız. Hepsinin hem üretim süreçleri hem de bu üretim süreçleri itibariyle sağlığa ve doğaya olan etkileri nelerdir? Bunları da tek tek ele aldık. Şöyle bir şey söylemek isterim. 2013 Ekim itibariyle Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin akciğer kanserinin temel nedenlerinden bir tanesi olduğunu açıkladı. Bu şu demek, sigara nasıl ki akciğer kanseri etkisine sahipse, hava kirliliği de
onun ne altında ne üzerinde benzer etkiye sahip. Ve Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği kriteri olarak da metreküp havada hava tozu miktarının 20 mikrometrenin üzerinde olması kriterini koydu. 20 mikrogram bölü metreküp. Şimdi peki böyleyken Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005'ten beri kriteri, 2013'ten beri hava kirliliğinin akciğer kanseri yaptığıyla ilgili kanıtlar Dünya Sağlık Örgütü'ne kabul edilmiş ortadayken Türkiye'deki mevzuat nedir? Türkiye'deki bu sınır değer, yıllık ortalama değeri 56 mikrogram metreküp. Yani 2,5 katı. Kabul edilen değer. Evet. Biz böylece burada hava kirliliği vardır, bunun kanserojen etkileri vardır dediğimizde bakanlık diyor ki hayır benim kriterlerime göre hava kirliliği yoktur. Bilimsel bilgilerin ışığında uluslararası akademik çevrelerin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul etmiş olduğu kriter Türkiye'de AKP hükümetinin döneminde çıkan mevzuatla reddediliyor. Bilimsel bilgi ve onun biriktirdiği sonuçlar yok sayılıyor. Hala bizde sınır değer 56, dünyada sınır değer 20. Şimdi bu fark hakikaten dile getirilmesi gerekiyor. Niçin? Sizin kirli dediğiniz yere, Dünya Sağlık Örgütü'nün kirli dediği yere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hayır ve bakanı hayır kirli değil. Neden kirli değil? Bizim mevzuatımız ona göre yapılmış ve hala böyle bir korumacılığı var. Neyden koruyor? Neyden koruyor? Evet, bizlerin kanser olmasını… Sanayi koruyor gibi bir sonuç. Tabii. Doğanın talanını yapmalarına teşvik anlamında bir koruma var. Bizlerin sağlığını bozma, bizlerin kansere yakalanması konusunda onları teşvik yönünde bir koruma olduğunu görmek lazım. Tablo bu boyutuyla devam ediyor. Bir dönem şöyle bir spekülasyon olmuştu. Dediler ki hükümet milletvekilleri ve belediye başkanı ve de rektör, sunduğunuz bilgiler gerçek değil. Bunları siz nereden topladınız, nasıl sundunuz, anlatın bize bakalım. Hayır dedik, anlatmayız. Biz bu sürecin başında size ne olduğunu anlattık. Bu laboratuvarlar dünyanın kabul ettiği akrediter laboratuvarlar. Anlattım. Ama size dedi ki size şunu yapabiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasında İzmit merkezde Kocaeli diye geçiyor. Dilovası merkezde ve sanayi organize sanayi bölgesinin içinde 3 tane hava ölçüm istasyonu var. Bunların verilerini topluyorsunuz. Ben dedim bunların analizini yaparım. Onları aldık. Bir baktık ki organize sanayi bölgesi içindeki ölçüm istasyonunun verileri kullanılabilir değil. Nedense patronlar kendi bölgelerindeki bu verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması konusunda hiç duyarlı değiller. Bunun dışında Dilovası'nda bir, İzmit merkezdeki diğer istasyonun verilerini analiz ettiğimizde, onları da paylaşmıştık, bakın burada da görülüyor. Sınır değerin çok çok üzerinde değerler olduğunu gördük. Bunlar da, evet madem bizim verilerimizi beğenmiyorsunuz, buyurun bakanlığın kendi verileri. Hem kendi kriterlerine göre Kocaeli ve Dilovası'nda hava çok kirli, hem de Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre çok kirli. Onun için Dilovası'nda, Kocaeli'nde bu verilere göre yaşamak, hava kirliliği olmayan bölgelerde yaşayanlara göre akciğer kanserine yakalanma riskini 4 kat daha da fazlası artırıyor. Bunu yıllardır söylüyoruz ama maalesef en son geçtiğimiz aylarda Dilovası'nda ortaya çıkan sanayiye yönelik kazalarda görüldüğü gibi hiçbir önlem alınmaması konusunda ısrar ediliyor. Çünkü para doğadan da candan da tatlı geliyor sahiplerine. Evet, acıklı aslında bir durumla karşı karşıyayız galiba. Hocam isterseniz bir de şeye bakalım. Bu kitapta aslında çevresel etki değerlendirmesi. Evet. Ve belki de pek çok kişinin çok fazla duymadığı sağlık etki değerlendirmesi diye iki kavramdan bahsediliyor. Evet. Şimdi çevresel etki değerlendirmesi aslında son dönemde çok gündemde olan bir konu. Evet. Şimdi burada iki unsur benim dikkatimi çekti. Bir tanesi halkın katılımının burada çok iyi açıklanmış olması kitapta. Evet. Hangi kademelerde, hangi noktalarda evet. katılması gerekiyor özellikle. Bir de pek duymadığımız kümülatif etki değerlendirmesi. Evet. Bu iki kavram içerisinde bu çevresel etki konusunu bir ele alabilir miyiz? Tabii ki. ÇED esasında süreci Türkiye'de ibretliktir. Sistemi nasıl çalıştığını göstermek için.
Şöyle ki, hep söyleriz ya zaman zaman, yasa koyucu kendi çıkardığı yasaya, mevzuata uymuyor diye. Chat de aynen böyle. İlk çıktığında esasında içeriği itibariyle bu göstermelik. Yani eğer bir niyet varsa bunu görmezden gelinebilir ya da bu insanları bir şekilde evet ben de karar alıyorum diye kandırmaya yönelik derken ve böyleyken gerçekten içeriği bugün hükümetin de patronların da bu ÇED'e bile tahammülleri yok. Neden? Çünkü ÇED kendi kapsamı dahilinde uygulanacaksa eğer, bir bölgeye bir maden açılacaksa, bir fabrika kurulacaksa, o bölgede yaşayanlar, fabrikayı kuracak olanlar, o bölgedeki kamu yönetimi, o bölgedeki yerel yönetim hep birlikte hem mevzuatın ortaya koymuş olduğu koşullar hem de bilimsel bilgilerden yararlanarak ne gibi etkiler yaratacak buraya, onu görünür hale getirmek, ondan sonra da ortak karar vermek. Bu çok zararlı etkiye sahip, bunu yapmayalım. Hayır, bunun düşünülen etkileri yok. Bakın şöyle şöyle özellikleri var, bunu yapalım. Kararını vermek üzere esasında kurgulanmış bir model. Evet, bu sistemin içinde bir model olmakla beraber böyle bir yönü var. Bu başlangıçta yapılırken bir şekilde gerçekten bilimsel bilgi ışığında yürütülüyordu. Ve süreçte bazı projelerin ister istemez doğaya az zarar verecek, insan sağlığına az zarar verecek hale getirilmesi konusunda düzenlenmeler yapmak gerekiyordu. Ve bu belirli gecikmelere neden oluyordu. Onun üzerine hızlı bir şekilde gördük ki tedbir olarak ÇED raporu hazırlayan şirketler türedi. Ve ÇED raporuna hazırlamış bu raporları okumadan imzalayan öğretim üyeleri türedi. Ve fark ettik ki bir rapordan 950'si, 980'i zaten hep olumlu geçiyor. O geçmeyen 20'ye, 30'a, 50'ye bile, bin rapordan geçmeyen 20'ye, 50'ye bile tahammül kalmamaya başladı. Ve bugün artık sizler de kamuoyundan öğreniyoruz basın aracılığıyla, ne kadar varsa o kadar. Pek çok alanda ÇED raporu gereksizdir kararı veriyor Bakanlar Kurulu ve buna bile işlem bu işlemler bile yapılmadan bu süreç devam ediyor. ÇED raporu içeriğinde dediğim gibi tesisin ne olduğu, ne gibi etkiler vereceği var. Ama orada da şu eksikti. Hangi yerleşim yerinde, etrafında başka ne gibi üretim alanları, fabrikalar, madenler varken bu da açılacağı ÇED görmüyordu. O onun değerlendirmesinin dışındaydı. İşte kümülatif etki değerlendirmede ise şöyle bir yaklaşım var. Siz bu fabrikayı, bu madeni nasıl bir yerleşim yerinde, nasıl bir yerde açıyorsunuz? Buranın bu tesisten önceki hava kirliliği durumu, çevre durumu nedir? Akarsu durumu nedir? Göl durumu nedir? İnsanlarla ilişkiler bu durumda yakınlık, mesafe olarak nedir? İşte bunları dikkate alan, bu fabrikada buraya eklendiğinde diğer fabrikalarla beraber doğaya ve insana ne gibi etkileri olacağı beraber değerlendiren bir yaklaşım. Yani tek proje ölçeğinde değil ama bölge ölçeğinde çok bir haklısınız. Bakış evet. Gerekiyor. Ve aslında olması gereken de bu gerçekten. Çünkü tek bir fabrikayı ele aldığınızda, etrafını görmediğinizde aynısından 10 tane sıralarsınız. Halbuki o bölgede 2 taneden fazla olmaması gerekir. Emisyonları nedeniyle örneğin havayı kirletecektir, oradaki doğayı bozacaktır. Peki sağlık etki değerlendirme dediğimizde ona de, geçmeden tabii, bu ÇED'le ilgili şunu öğrenmek, yani tekrar bir açmak istiyorum. Bu toplumsal aktörleri, yani halkın diyoruz genel evet, olarak ama toplumsal aktörler bir sürü işte STK'lardan, vatandaşlardan oluşuyorlar. Bunların katılımları aslında ÇED'de özellikle iki aşamadan bahsedilmiş. Önce bir araştırma aşamasında galiba davet evet, edilmeleri gerekiyor. Tabii. Bir de karar aşamasında gibi evet, anlıyorum. Evet, haklısınız. Yani buradaki katılım da herhalde çok gerçekleşmiyordu. Tabii ki, maalesef. Yani o mevzuattaki bile bugünün Türkiye'sinde, 2017'nin Türkiye'sinde tırnak içinde devrim niteliğinde, inanır mısınız? Evet. Yani şu andaki yaşadıklarımız bütün onları yok sayıyorlar. Dediğiniz gibi başlangıçta topluma haber vermek, toplumu mevzuat ve bilimsel bilgi yönünden bu tesislerle ilgili bilgilendirmek, sonra bu bilgilendirme toplantısından sonra, makul bir süre sonra, vatandaş yani kendi içine görüşsün, müzakere etsin, değerlendirsin gibi bir zaman ayrıldıktan sonra karar verme toplantısı yapılması gerekiyor. O karar verme toplantıları dikkat ederseniz artık halksız yapılıyor, yapılması zorunlu olan yerlerde bile. Toplumu içeri almadan
yapıp kendi başlarına gayri resmi, gayri hukuki karar verme aşamasını tercih ediyorlar. Sağlık etiği değerlendirmeyi de ise henüz mevzuatımızda yok. Chat'ten ağzı yanan sağlık etki değerlendirmeyi üfleyerek içecek durumu söz konusu olduğu için hiç o iş alana girmiyorlar. Bu da kurulacak her bir birimin doğrudan doğruya insan sağlığına olan olası etkilerini ortaya çıkartıp bölge itibariyle, emisyonlar itibariyle, hava olabilir, su olabilir, katı atıklar olabilir, etkisini değerlendirerek bu tesisin kurulması sürecine karar vericiler adına katkı sunan bilimsel bilgiyi, sağlık alanındaki bilimsel bilgiyi, sanayiyle ilgili bilgiyle de örtüştürüp karar verme sürecini sağlayan bir değerlendirme süreciydi. Ülkemizde henüz bunun mevzuatı maalesef yok. Yakın vadede de olacak gibi gözükmüyor. Hayırlardan sonra belki hükümet değişir. İnsan sağlığına önem veren, toplumsal yararı öne çıkartan bir iktidarla bu alanlarda yeniden işlemeye başlayabilir diye düşünüyorum. Evet, buna katılmamak mümkün değil. Evet. Peki, artık son bölüme geliyoruz. Biz programların sonunda biraz pozitif bir gelecek konularımızla ilgili nasıl yakalarız diye sormaya gayret ediyoruz. Çözümden bahsedersek, bütün bu anlattığınız aslında acıklı da bir şey anlatıyorsunuz sonuç olarak. Çözüm için nelerden bahsedebiliriz? Öncelikle referandumda hep beraber sandığa gitmemiz gerekiyor. Sandıkta herkesin rengi neyse, mor olan, moru seven en mor, yeşili seven en yeşil, benim gibi kırmızıyı sevenler de en kırmızı hayırını atmalı ve de başkalarının da sandığa gidip hayırlarını kullanmasını sağlamalı ve sandığa sahip çıkmalıyız. Birincisi bu. Bu yakın vadede yapılabilirse eğer önümüz açılacak demektir. O zaman ne yapabiliriz? Sanayiye karşı değiliz. Üretim alanlarına karşı değiliz. Ama özel mülkiyet bu süreçleri biraz bu şekilde hepimize zararlı hale getiriyor. O nedenle yapılması gereken şey şu. Bir sanayi niçin lazım? Onun ürettiğinden kimler ne şekilde yararlanacak? Bakın İstanbul'dan Eskişehir'e kadar tren yoluyla bir seyahat edin. On binlerce araç sıfır kilometrede araç parkında bekliyor. Aynı yerde depolama alanlarında beyaz eşyalar toplumun tüketim gereksiniminden çok 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 fazlası üretilmiş ve beklemek durumunda. Neden? Çünkü o alana yönelik gerçek bir planlama yapılmıyor. Üretelim ne boyutu olursa olsun. Kar, 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 kar. Halbuki bunlar düzenlenirse, yani neler gerek, planlı bir yaşam, planlı bir ekonomik model, toplumsal yaşantının insanların özgürlüğünü etkilemeyecek, onların birbirleri olan hak hukukuna helal getirmeyecek bir şekilde bir organizasyonla insan için üretim, insan için toplumsal yaşantı, bütün bunları çözecektir. Ama şunu söyleyeyim pratik olarak. Bir, en uygun ham maddeleri kullanmalıyız. Çünkü biliyoruz ki ucuzu tercih ediliyor. Ucuz ham madde emisyonu daha kötü, doğaya ve insana daha fazla zarar veriyor. Üretim prosesleri teknolojiye göre yenilenmeli. Kapalı ve arıtmalı sistemler tercih edilmeli. Çıkan emisyonlar hava olabilir, gaz şeklinde olabilir, sıvı olabilir, katı olabilir. Mutlaka ve mutlaka zararsızlandırılarak doğaya verilmelidir. Çünkü bugün için zararsızlandırma faaliyeti üretime benzer bir maliyet nedeniyle patronlar tarafından tercih edilmiyor. Onlar tarafından tercih edilmeyebilir. Ama kamu hepimizin adına yönetiyorsa bunu düzenlemesi gerekir ama bundan imtina ediyor. Bir de şunu altını çizmeden geçmek istemiyorum. Örneğin bir fabrikanın atığı ya da ürünü bir başka fabrikanın ham maddesi olabilir. Petrokimya sanayinde bunu gördüğümüz gibi. O nedenle üretim alanlarının birbirine geçişli olarak düşünebilirsek, kurgulayabilirsek, yaşadığımız sorunların %95'ini bu sistem içinde bile ortadan kaldırabilecek olanaklara sahibiz. En azından akıl fikir olarak ve üretilmiş akademik ve bilimsel bilgi olarak buna sahibiz, bunu söyleyebilirim. Mesela irade. O bakımdan hala umudumuz var. Her şeyde olduğu gibi, en kendi sevdiğimiz rengimizle beraber olacağımız gibi, sanayinin insana ve doğaya verdiği zararları engellemek konusunda da engelleyebilmek adına umudumuz var. Yapmak istediğimiz aslında sadece
tablonun vehametini ortaya koymak için. Bu kimseyi yanıltmasın. Bu kara tablo bunun için mesele karanlığın alacakaranlığına dönüşmesini engellemek. Biz hep beraber buna muktediriz diye düşünüyorum. Peki Onur Hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Çok sağ olun. En azından paylaşma olanağı verdiniz yeniden Dilovası'nı. Özlemişim Dilovası'nı konuşmayı. Epey bir 6 ay kadar oldu. Kanun hükmünde kararnameden sonra Dilovası konuşmuyorum. Evet. İyi oldu benim için de. Sağ olun. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konumuz sanayi, kent ve toplum sağlığıydı. Profesör Onur Hamzaoğlu'yla konuştuk. Önümüzdeki hafta programlarımız devam edecek. Bizlere ulaşmak isterseniz istanbulhepimizin.org web sitesi ve İstepimizin Facebook ve Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.